Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz etol şalın yapımını paylaşacağım inşallah. Şöyle göstereyim. Sizlere nasıl yapıldığını bu videomda anlatacağım. Videomun sonunda da püskülün yapımını paylaşacağım inşallah sizler için. Arkadaşlar, şalımızın ölçüleri eni şöyle, eni 50 santim, boyu 170 santim. Tabi boyunu siz enini ve boyunu isteğinize göre yapabilirsiniz. Şalın yapımına şöyle bir ip kullandım. Etiketini atmadım sizler için. Şöyle göstereyim. Etiketimiz Alize Angora Gold Simli arkadaşlar. Ve renk numarasına gelince 515. Tığımız 7 no arkadaşlar. Ve önce Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve yapımını paylaşalım. Burada püskülünü nasıl yaptığımı da şöyle birkaç sırasını bıraktım sizler için. Onu da göstereceğim. Zincir üzerine yapıyoruz hanımlar. 9 ve katları zincir çekebilirsiniz. Şöyle kutucuklar yapılıyor. Her 3 kutucuğa birer tane örnek sığıyor arkadaşlar. Birer örnek. Şöyle 9 ve katlarında zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şura bir model hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 model. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi 9 tane zincir çektik. Görmüş olduğunuz üzere bunun kenarı su taşı hanımlar. Su taşımız için de 2 kenar su taşımız için de şöyle hemen şuradan elimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen buraya su taşımı yapacağım hanımlar. 4, bir tane daha çektim. Şu kısma da bir tane su taşı yapacağımız için bir tane de bu kısma ayırdım. Şimdi 1, 2, 3, 4 kenarlarını ayırdık. Burada hemen su taşımızı yapmaya başlıyoruz. Zincirim ile birlikte kenarına 3 tane trabzan yaptım. Buraya 2 tane zincir çektim. Yine aynı zincirin içine su taşı yapıyorum. Yani trabzan yapıyorum. Su taşına devam ettim. Burada 1, 2 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2. Hemen şu kenardaki zincirimi de sayıyorum. 1, 2. Ve 3. zincirin içine batım yaptım. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 3. zincirin içine batım yaptım. Tekrar 2 zincir. Şimdi burası bir modellik oldu hanımlar. Bir örneklik. 3 tane kutucuk. Tekrar 1, 2, 3.ye batım yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 11 tane kutucuğumuz oldu. 12.yi hemen şu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3.ye batım yapıyorum. Buraya hemen su taşımı yapıyorum arkadaşlar. Kenara su taşını yapıyorum. Şimdi 12 tane, 4 tane model için 12 tane kutucuk yaptık. Eğer ki 50 santimlik en için etol şala kaç tane 9'ar zincir çekeceğiz? Kaç kat zincir çekeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19'u 9 ile çarptığımız zaman hanımlar kaç tane zincir çekeceğimiz ortaya çıkıyor. Şimdi burada su taşımızı yapalım. 2 tane zincir çektim. Bu kenarını siz şeyde yapabilirsiniz.
Dolgu yapabilirsiniz hanımlar. Lastik olarak yapabilirsiniz. Yelek yapmak istiyorsanız lastik olarak yapabilirsiniz. Tekrar burada bir iki tane zincir çekiyorum. Burayı 2 veya 3 zincir çekip geriye dönüyoruz hanımlar. Buraya yine kenar su taşımızı yapıyoruz. İsterseniz ikili batabilirsiniz bu kenarına. İsterseniz üçlü olarak yapabilirsiniz. Burada yine 2 tane zincir çektim. Aynı yere batım yapıyorum. Burada şimdi yapmamız gereken 1-2 tane zincir çektim. Burada bir tane kutucuk örüyoruz. Aynı. Üzeri artık üçlü çekiyoruz hanımlar. Burada bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir defa başına doladım. Ve burada şimdi kutunun içine batıyoruz. 1-3 de çektik. Tekrar aynı şekilde kutunun içine batarak bir tane daha ve dördüncü trabzanımızı yaptık. Bu şekilde. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Ve şurada görmüş olduğunuz üzere şu kısımdan batıyorum ve diğer çaprazından çıkarıyoruz. Burada tığımızın başına 2 defa 2 de çekiyoruz burayı. 1 ikişer ikişer topladık. Buraya bu şekilde bir kordon oluşturduk. Şimdi burada ise 1 2 3 aynı kordonun içine 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane tığımızın üzerindekiyle birlikte 10 tane ilmeğimiz oluyor. Bunları ikişer ikişer çıkartıyoruz. Ve sonuncusunu da bu şekilde çıkardık. Evet, şimdi dolgumuzun birini yaptık. Burada tığımın başına ipimi aldım yine. Burada şu kısma trabzan yapmıştık. İkinci kafesimizin hemen bu kısmına fıstık yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 Şunu tekrar alayım. Tam tepesinden alıyoruz. 5 veya 6 toplayarak fıstık yapıyoruz. Ve tekrar topladık. Şimdi ise 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 Burada yine tığımın başına ipimi aldım. Hemen 2 tane zincirden sonra yine bu kısma 3'te çektiğimiz trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir tane kutucuğun tepesine, tekrar diğer ikisini kutucuğun içine, tekrar bir tane daha. Yine bir tanesini de tepesine yapıyoruz. Yine şu yapmış olduğumuz dolgumuzu tekrar ediyoruz. Tığımızın başına 2 defa aldık. Yine şu kısımdan batıyoruz ve diğer taraftan çıkartıp bu şekilde kordon oluşturduk. Ve şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9
Yine bunları ikişer ikişer topluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Dokuzda bitirdik. Şimdi ise yine hiç zincir çekmeden tığımızın başına ipimizi aldık. Sıra fıstığımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane yeterlik geldi. Ve hemen topluyorum. Burada bir, iki zincir çekiyoruz. Ve hemen şu kısımdan başlıyoruz. Trabzan yapmaya. Üçlü trabzan. Bir, iki, birini tek çekiyoruz. Diğerlerini ikişer ikişer. Üç ve diğerini ise kafesin tepesinden. Yine aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. İki defa tığımızın başına ipimizi aldık ve bu kısımdan tığımızı batırıp diğer taraftan çıkardık. Ve yine burayı bu şekilde kordon yaptık. Yine ilmek topluyoruz. Bir, iki, hızlı geçiyorum burayı. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İkişer ikişer topluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yine şu şekilde tığımın başına ipimi alıp fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Topladım. Buraya iki tane zincir. Tekrar diğer kısma geçiyorum. Bir, iki, üç. Trabzanlarımı yapıyorum. Birini tepesine yapıyoruz. Yine aynı şekilde dolgumuzu yapıyoruz buraya da. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde yaptık. Buraya dolguyu yaptım ben. Burada bir veya iki zincir çekebilirsiniz. Hemen bu kısımdaki su taşımızla yapıyoruz. 2, 3, 2 tane zincir. Kenar kısmını yaptığım için hızlı geçiyorum. Dediğim üzere burayı ikili de yapabilirsiniz. 2 kısmına, 2 bu kısmına batabilirsiniz. 3 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Tekrar su taşımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Evet, bu şekilde. Şimdi ise burada bir alt sırada yapmış olduğumuz kutucukları yapıyoruz. Buradan 1-2 zincir çekiyorum. Hemen şu kısma bir batım yapıyorum. Tekrar 1-2. Yine tekrar hemen şu kısma batıyoruz. 1-2. Buraları da 3'te çekiyoruz. Tekrar hemen şu kısma atlıyoruz. 1, 2, tekrar bu kısma 2 tane zincir, hemen şu görmüş olduğumuz kısma 2 tane zincir,
şu kısma batıyorum. Buralara 3'te çekiyoruz. 2 tane zincir. Batacağımız yerler hemen hemen belli hanımlar, şu şekilde. Hemen bu 3 tane 4 tane dolgu yapmıştık. Onun son kısmını. Burada 2 tane zincir. Fıstığın hemen yan kısmından batıyorum. 2 tane zincir yine bu kısma. 2 zincir çektim. Ters taraftan bu şekilde kafesler yapıp gidiyoruz. Tekrar burada 1-2 tane zincir çektim ve kenar kısmına geçtim. Burada su taşımızı yapıyoruz. İki zincir, burayı hızlı geçiyorum. Tekrar zincir çekip geriye dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Dört modellik hanımlar, dokuz ve katlarında bu şekilde. Şu kısmına geçelim. Yine bir modeli nasıl koyacağımızı göstereyim. Aynı 2 tane zincir çektim. Bu dolgunun olduğu yere aynı dolgu denk geliyor. Şöyle modelimize bakalım. Fıstıkların olduğu yere de bu şekilde fıstık denk getiriyoruz. Burada 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Aynı şekilde 4 tane üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. İkisini bu kutucuğun içine, ikisini kenarlarına yaptık. Ve burada modelimizi yine tekrarlıyoruz. Yine 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Aynı yerden hanımlar. Bu şekilde. Yine topluyoruz. 1, 2, 3. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bunu da toplayalım. Aynı burada dolgu yapmıştık. Tığımızın başına ipimizi alıp bu kısma fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde hemen diğer bunun üst kısmından aynı şekilde üçlü trabzanlarım yani modelin tekrarı üste tekrar nasıl başlanacağını göstermek istedim. Bu şekilde artık yine dolgumuzu yapıyoruz. Bir üst kısma tekrar bu şekilde kafesimizi geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. Dilerseniz püskülünün yapımına geçelim. Şöyle çevireyim. Buradan ben birkaç tanesini bıraktım sizlere göstermek için. Burada zaten bu şekilde oluyor. Diğer kısmı da aynı küp olarak bitiriyoruz hanımlar. Bu şekilde şöyle yaparak sizlere gösteriyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle ipimizi uzatıyoruz. Ben şu şekilde bir ölçüm yaptım. Şöyle bir kameramı düzelteyim. Bunu biraz küçük yapmak isterseniz şu şekilde uzatıp tığ boyuna ölçebilirsiniz. Dediğim üzere şu şekilde şöyle tığ boyuna uzatabilirsiniz. Ama ben bunu biraz daha büyük olsun istedim. Biraz daha uzattım ve şu şekilde bir ölçüm yaptım. Tekrar
birini çektik ve birini tekrar şu kısımdan içinden tekrar bir tane daha ve bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 veya 19 20 her neyse bu şekilde yaparak uzunluğuna göre bu şekilde kıvırıyoruz ve buraya birleştiriyorum ve bu şekilde püskülümüzü yapıyoruz. Bir tane zincir çekip diğer kafesimizin içine atlıyoruz. Yine aynı şekilde şöyle göz kararı. Zaten yaptıkça eliniz alışacaktır. Bu şekilde tekrar bir tane daha çekiyorum ve bu şekilde döndürerek kıvrışmasını sağlıyoruz. Ve tekrar hemen bu kısımdan bu şekilde tekrar yapıp şöyle bir tane zincir çektim aralarda ve diğer tarafına bir sırada yaptık sadece burasını hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu kısmını bir sırada gittik. Pratik ve gösterişli oldu. Tekrar bir daha göstereyim. Şöyle mesafesini uzattım. Buradan tekrar bir daha çektim. 1, 2, 3, 4. Tamam, bu şekilde hanımlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videolarımı izledikten sonra lütfen destek amaçlı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet, bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.